Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Outlast 2'ye baştan hoş geldiniz. Biraz ara vermiştim çünkü oyunun Türkçe yamasına çıkmasını bekledim ama sonra sabırsızlandım ve oyuna devam etmek istedim. Çevirilerin bir kısmını yapmayacağım, yapabildiklerimi yapacağım. Bir şeyler çevirmek beni yoruyor. yani söylenenleri anlayabiliyorum ama çevirmek sıkıntılı oluyor. Zaten her şey Dini Mesin gibi burada. Yani birazcık daha şiirsel bir hava var. Daha böyle kriptik bir hava var. O yüzden sıkıntılı oluyor. Mesela burada ne diyor? Yıkım meyvesi. Hayır. Anlayamıyorum. Çirkin şeylerden söz edildiğini anlayabiliyorum ama. Okey. Biz neden buradayız? Nasıl buraya geldik? Şuradan geldik değil mi? Bundan mı ses geliyor? Okey. Kaç pilimiz olduğunu bilmiyorum. Ama tam bir filmimiz varmış gibi görünüyor. Her an baştan kovalanmaya hazır duruyoruz. Burada el feneri neden alamıyorum mesela? El feneri daha pratik geliyor benim gözüme. Bende mi bir sıkıntı var acaba? Ben mi yanlış görüyorum olayları? Bandaj aldık. Oho. Oho, çekilin yoldan. İlginç bir yerden geliyorlar. Bu adam öldü mü? Ölmüş. Okey. Gitar var. Hoş bir adama benziyor. Çok uzun sürüyor be kardeşim. Ne iş yapıyorsun burada? Uzun bir şey söyleyecek herhalde bu kadar çok sürdüğüne göre. What the fuck? Ne oluyor lan? Ne diyor? Don't be a fraud. Ne diyor? You're going to heaven. Sahtekar olma, cennete gideceksin diyor. Dur bakalım en son videoda ne var? En son... Cennete gidiliyor. Tanrı, çocukları öldürmeden önce beni sevmeliydin. Ben ne yapıyorum? Hiç bilmiyorum. Ben kendimi ne yaptığını bilmiyorum. Senin ne yaptığını da bilmiyorum. Her ne kadar ikimizin yaptığı şeyler bağlantılı olsa da. Evet, dışarı bir göz atayım değil mi? Karşıma korkunç bir şey çıkmayacak dedi olsa. Sembolleri iyice incelemek istiyorum ya. Sembolleri her zaman. Resimleri, bu tarz şeyleri. Tamam, buna ilgim yok, tamam mı? Bu tarz bir şeye ilgim yok. Sadece sembollere ilgim var. Satanas inimical dei. Şeytan tanrının düşmanıdır diyor herhalde. Daha önce de gördüğümüz bir şey. Buraya gelip kontrol edebiliyor muyuz? Bunları alamıyoruz. İngilizce sözlük falan var. Kadın... Aç, okey. Oh. Pencereden korktum ya. Merdivenin altında bir şey var mı? Olduğunu söyle, yok. Hoş, merdivenin altına gidemiyor zaten. Sadece yan tarafına kadar gidebildik ama. Neden sağ kulağımda sürekli çıkıyor bu lanet şey? Kulaklık. Kulaklık takamıyorum. Headset gibi bir şey takamıyorum çünkü kulağım sıkıntılı o konuda. Şu öküz kim, ben çok merak ediyorum. Bu şey mi? Papaz mı? Vaiz mi bu? Vaaz veren herif mi? Yavaş yavaş gidiyorum çünkü korkuyorum. Karşıma bir şey çıkmasını istemiyorum. Buradan atlayacağız gibi görünüyor. Diğer yandan da etrafı incelemek istiyorum iyice. Bir hikayeyi iyice anlamak istiyorum. Hoş. Az çok belli yani. Klasik hikaye odaklanmışlar. Çocuklar görevlerini yerine getirmekten korkmamalı ve cennete girişi kutlamalılar.
Hatırla. Burayı atlayabilirsiniz. Ben buraları çevirmeye çalışacağım. Cennette acı yoktur. Baban sana hayat verdi. Ha, Tanrı'dan kastediyor herhalde. Ve o senin hayatın onun. Yani ona ait aslında. Tanrı sana hayat verdi. Senin hayatın onun. Aynı şeyi değil mi? Yoksa oradaki papa başka bir karakter mi? Acaba papazın kendisi mi? Vaizin kendisi mi? Kendinin düşman olup olmadığını bilmiyorsun. Şeytanın çocuğundan bahsediyorlar herhalde. Senin korkun düşmanın bir aracı. Tanrı en iyisini bilir de sen en iyisini biliyor mu? Asıl sıkıntı orada zaten. Bütün sıkıntılar orada başlıyor. Tanrı da orada burada herhangi bir şeyde başlamıyor. İnsanın kendisinde başlıyor bütün sıkıntılar. Çalış diyor. Balina John'a kurtardı şeyden, boğulmaktan. Ney? İsa çölde şeytanla birlikte. Abraham, Isaac'i kalbinden öldürdü. Proje. Melekleri çiz. Düşman kim olabilir? Bu ne lan? Ne biçim cadı avı bu? Cadı avı dediğinde Town of Salem gibi olur. Buradan mı ineceğiz aşağı cidden? Ne bastım ben? Bir şeyleri ezdim ama. Pilimiz de azaldı gibi. Buralar hep saklanabiliyoruz. O beni birazcık tedirgin etti. Gene mi? Lan neden her yerde kemik var? Var ya, bu çocukları öldürme olayı bence yalan. Papaz yamyam gibi bir şey bence. Lan! Gene kovalayacaklar mı bizi ya? Hiç sevmiyorum Outlast'ın kovalamacılarını. Yani en azından birazcık nefes alabilirdik. Oraya nasıl geçer? Oraya mı geçmek istiyorsun? Lanet olsun. Ses duyuyorum. Onun elinde kazma mı var acaba? Olabilir, göremiyorum. Kazmalı kadın orada olabilir. Okey, şimdi bunu oraya ettireceğiz gibi görünüyor. İttir bakayım. Elimizin her tarafı. Kadın geliyor, kadın geliyor, kazmalı kadın geliyor. Hadi dikenli tellerin üzerine atlayak. Nereye gitti o kadın? Ben kaçıyorum. Belki de kaçamıyorum. Şuradan geçek. Sen neden korkuyorsun şimdi? Şu ana kadar cesurca davrandın oğlum. Neden birden korkmaya, sızlamaya başladın? Hyde mi? Ne oldu lan? Işık mı patladı? Her an korkacağım ha. Söylüyorum size. Korktum. Nereden şey yapıyorduk ya? Options, controls. Ya kamera değil, şey istiyorum ben. Sesi nereden dinliyorduk? V, ha. Ho 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 ho!
Geleyim mi? Teyze, çıkıyorum dışarı. Oh! Okay. Kanamamız varmış. No shit bro. Aman tanrım. Peygamberi kızdırdığım için özür dilerim. O günahlardan arınmak istiyorum. O günahlar için pişmanım. Ah ah! Geliyor, geliyor. Manyak teyzeciğimiz geliyor. Böyle kenardan kenardan gidebiliyoruz. Okey. Neden kalp atışı iki katına çıktı? Hayırdır hacı? İçeri giremiyoruz. Kanamamız olduğu için canımız azalıyor mu şu anda, yoksa durum tam tersi mi? Pek anlayamıyorum. Oradan gelmiş gibiyim. Bıçaklı teyze artık arkamda kaldı umarım. Ama kazmalı teyze önümde. Teyze yapma ya. Ha. Cemaatinize katıldım falan filan desem olma mı? Çapele git, tamam. Teyze, senin yüzünden kan kaybediyorum ya. Tamam, durdurup bakarsınız oraya. Hayır lan! Onu alıyorum teyze. Tamam mı? Arkamı teyzeye dönmek hiç iyi bir fikir değil. Okey, ben kaçtım. Lan nasıl kendimi sardım? Kan kaybettim diye mi böyle oldu? Hayır, iyileştim. Ya burası geldiğim yer direkt ya. Nereye gitmem lazım benim? Teyze orada. Teyze başka yerlerde de vardı ama. Acaba bir de fazla mı teyze var? Ve anladığım kadarıyla bu teyze beni kovalamıyor. Sadece belirli yerlere gitmememi istiyor. Durup engelliyor. Sonra ben ne istersem yaparım moduna girdiğim zaman da sinirleniyor bayağı. Buradan bir yer atlayamıyoruz ama sanırım ittirebiliyoruz. İttir 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 oğlum, peşimizden gelecek. Biliyorum, peşimizden gelecek bu noktada. Yok. Yok teyze yok. Yok gözünü seveyim yok. Yok. Bak ileride başka bir teyze daha var. İyi anlaşırsınız gibime geliyor. Hay tüküreyim, fark şey yapamadım. Teyze gaza geldi. Teyze sana bir amca bulalım ha. Anlaşırsınız. Hani o anlamda değil de. Anladın sen. Harla... Lan! Ne oluyor? Korktum, ne oldu? Bir şeyin üstüne mi... Neden gülüyor lan ben? Kafayı yedim en sonunda. Oğlum koş! Abi koş! O kazma çok yanlış bir yere gelecek bak, söylüyorum sana. Ama böyle ilerlememiz bile iyi bir şey. Tamam. Vur artık. Öleceğim yani. İki defa yaralandım. İki defa kazma yedikten sonra. Ama anladık. Olayı anlıyoruz. Okey. Bunu ittireceğim. Tamam ama bana bir strateji lazım. Aa, bıçaklı teyze gitmiş. Aha! Oo! Teyze. Teyze.
Sen çok güçlüsün teyze ama ben daha güçlüyüm. Çünkü bende beyin gücü var teyze. Bende beyin gücü var. Kaç oğlum kaç. Kaç. Kaç Serdar kaç. Kaç. Peşimden geliyor. Çok gerginim. Çok gerginim. Teyze yapma. Teyze yapma. Teyze yapma. Seni kim kızdırdı bu kadar teyze? Neden ben de kazma gibi bir şey kullanamıyorum? Kapıları kırıp kırıp geçerim işte. Bu kadar basit. Teyze gelecek. Ne çektik bu teyzelerden ya? Abi bir tane daha kendini asmış ama bu. Buradan girebiliyor muyuz içeri? Öleceğim mi burada? Nereye girsem ölüyorum çünkü. Lan ilk kez bir şeyi çözdüm ha. Normalde yavaş giderim. Bandajım da oldu. İlk kez yara almadan bandaj şey yapmayı başardım. Pil de aldım. Nice. Güzel. Aa bunu... Bu oynata... İçeride kan mı var? Kan mı? O kan değil mi? Normalde benim buraya mı girmem gerekiyordu acaba? Yoksa bu öylesine bir detay mı? 17 Haziran. Bana daha fazla söyle. Bana daha fazla ver. Senin 1000 adın var. Ve ben hiçbirini bilmiyorum. Tanrı olmayanı biliyorum. Adının Yahveh olmadığını biliyorum. Ezekiel olmadığını biliyorum. Bla bla bla. Şeytanla konuşuyor herhalde. Oha. Beni biple diyor. Benim de... Derim yüz falan. Ne biçim bir... Sadistik mi? Mazoşistlik. Doğru mu söylüyorum kelimeyi? Mazoşistlik mi? Kendi kendine... Zarar... Bunu mu söylüyorsun? Bunu neden astınız da? Teyze? Ha iyi, bir an bana bakıyor zannettim. Gene mi geliyor şu kadın? Nereden gitsek, nereden gitsek? Köprüden gideceğim ben. Aa, burası şeytanın şapeli mi acaba? Çapel. Bir çapel, bir sığınak olmalı. Değil. O kapıdan gireceğiz bir şey bizi kovalayacak. Veya kapıdan girmeden bir şey bizi kovalayacak. Merhaba. Hoş sesler gelmiyor. Çok fazla yazı var. Siz okursunuz durdurup. Ben çok tembelim. Normalde böyle detayları seviyorum. Her şeyi öğrenmek istiyorum ama çok sıkıntılı çünkü çok fazla Mary not mu? Orada kimsin? Sen kimsin? Ben Jenkos. Ben Blake. The Outsider. Dışarıdan gelen yabancı. Baba mı? Ben kimsenin babası değilim diyor. Beni öldür. Beni öldürmen gerek. Öldürelim bence de. Nat geri dönüyor. Mary ile birlikte. Ona zarar verecek ve ben konuşacağım. Beni öldürürsen... Ona zarar vermek için bir sebebi kalmayacak. Tamam diyor. Tamam. Çözmeye çalışalım bakalım. Etrafta neler var. Bu hoş bir şeye benziyor ama bunların hepsi işkence aleti la. Buradaki herkes ölmüş. Genius Observation değil mi? Gelen birisi var la. İyi ki saklanmışız ha. O kim la? Onu bulduk Josiah. Kaçmaya çalışıyor onu.
Ne diyorsun lan? Anlayamıyorum. Papaz bu herhalde, vaiz. Eşine cevap veriyor. Seni göremez. Gözünü çıkardınız çünkü büyük bir ihtimalle. Sen kimsin la? Sen de bir karaktersin değil mi? O baltalı kadın, şey, kazmalı kadın gibi sen de beni kovalayacaksın. Tanrı bir şeylerden nefret ediyor. Ben de. Dışarıdakinin, yabancının eşi içinde dünyanın sonunu barındırıyor. Canavarın babası kaçtı. Onu yakalayıp öldürene kadar birkaç saatimiz var. Bu cenneti cehennemden kurtarmalıyız. Val nereye götürdü? Nerede? O satır bana pek yabancı gelmedi. Bu senin için Josiah. Kadını çığlık attır. Kadın nerede? Deccali sığındıran rahim nerede? Göremiyoruz ha. İyi ki göremiyoruz. Neler yapıyorlar orada? Josiah onun durdurmasını söyle. Kadın nerede? Val onu nereye götürdü? Not bu mu? Father Not mu o zaman bu? Bence içeriye Eren şey girecek. Yartıklardan biri girecek. Kadın nerede? Dağların maden, dağın madenlerinde diyor. Onu asla alamayacaksın. Doğumdan önce alamayacaksın. Bizler Tanrı'nın elleriyiz. Bizler başarısız olamayız. Dünya çığlık atarak sona erecek diyor. Adam satanist mi la? Eyyah! Teşekkürler Josiah ya. Bu kadar yeterlidir. Kadını rahat ettir diyor. Şimdi dışarı mı çıkayım? Ciddi misin? Şimdi dışarı çıkmak pek diye bir fikir değil diyor. Değil gibi diyor ya, çok alıştım. Lan adam kapıya dayandı. Böyle bakalım, bizi fark etmesinler. Nereye koşuyor lan bu? İçeri giriş çıkış yok başka yerden. Şeyler diyor. Şeyler nerede? Madenler. Madenler o şeyler değil mi? Girdiğimiz mağaralar değil mi? Dışarı çıkıyorum o zaman ben. Amerika önce şu görüntüye bir bakalım. La! Ne yaptınız lan kadına? Vay şerefsizler. Hocam. Hocam. Olaya bak. Madene giren yol buralarda bir yerde olmalı diyor. They always hurt women to punish men. It's sick. Erkekleri cezalandırmak için kadınlara zarar veriyorlar. Hasta bir şey. Korkakça bir şey. Aynen öyle. Ya ben de kameramla gideceğim değil mi? Çünkü kameramla her şeyi yapabilirim. Neden burayı açamıyorum ya? Ya açamıyorsam neden kapı koydunuz buraya ya? Belki burada bir şey vardır. Ha, burası sadece saklanmak için var. Hocam seni çok yemişim be. Hani ben bayağı kilo aldım tamam da. Bu nedir be? Harbiden. Yo 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 yo, yanlış anlaşılma. Tamamen yanlış anlaşılma. Geri dönüyorum ben. Okey, yanlış yer. Siz kimsiniz oğlum? Okey, güzel güzel. Koş koş. Kapıyı kapatamıyor muyum? Kapatmak bir işe yaramayacak ama.
Nola. Jen mi? Aa, kaldık mı öyle? Lan sen nereden çıktın? Lan durduk yere çıktı ortaya ya. Tamam şimdi ben nereden kaçacağım? Dur bakalım. Sağ tarafta... Sağ taraftan kaçabilmem lazım değil mi? Ama orası kilitli. Etrafa iyice bakalım. Koşamıyorum lan, koşamıyorum. Öldürecekler beni. Köprüye gidiyor. Köprüye git. Köprüye git. Köprüye git. Abo. Daha önce olmuyordu bu ya. Okey, buradan kaçamıyoruz. Buradan kaçacağız. Lan itlir. Ah. Acıdı. Koş oğlum koş. Evet kule, kule mi? Bu bir kule ise... Nereye kaçacağım buradan? İyice bir bakalım. Şuradan gidecekmişiz gibi görünüyor. Okey. Neyse, videoyu burada durduracağım. Çok erginim. Bir bardak su içeceğim, sonra hemen devam edeceğim. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler benim bu videodan. Keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek şükürlükle kalmanız dileğiyle. Bye bye.